Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temelden yetenek sınavına hazırlık derslerinin 6.sını yapıyoruz. Daha önceki derslerimizde tek ses çalışması yapmıştık. Çift ses çalışmalarından ki şimdi devam edeceğiz. Büyük 3, küçük 3, tam 4, tam 5, büyük 6'lı, küçük 6'lı aralıkları çalışmıştık. Bugün de büyük ikili ve küçük ikilileri ekleyeceğiz. Yani büyük üçlü, küçük üçlü, tam 4'lü, tam 5'li, büyük altılı, küçük altılı 6 tane aralık görmüştük. Bugün de büyük ikili ve küçük ikili 8 tane aralık göreceğiz. Büyük ikili ve küçük ikilileri önce sizlere çalıştıracağım. Daha sonra bu gördüğümüz bütün aralıklardan tek seslerde dahil olmak üzere hepsinden bir deneme sınavı gibi yapacağız. Kendimizi deneyeceğiz. Bakalım kaç doğrumuz çıkıyor, kaç yanlışımız çıkıyor. Siz de o yanlışlarınızı, doğrularınızı aşağı yorum olarak yazarsanız sizinle beraber kendi deneyen arkadaşlar da ne kadar doğru yapıyor, kendisi ne aşamada onları görmüş olur. Ben de görmüş olurum. İlerleme kat ettiğinizde bunları da görmüş oluruz. Onun için yorumlar kısmına ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaptığınızı da yazarsanız sevinirim. Önce dediğim gibi ikili, büyük ikili ve küçük ikililerle başlayacağım. Büyük ikili aralıklar. Piyano üzerinde düşünecek olursak ki daha önceki derslerimde de bahsetmiştim. Eğer bu yetenek sınavına temelden hazırlık derslerini daha önceden kaçırmışsanız, ilk defa denk geliyorsanız kartlara bırakıyorum. İlk 5 çalışmamıza da oradan ulaşabilirsiniz. Ve aralıklarla ilgili de ben bir video çekmiştim. Büyük ikili, küçük ikili, büyük altın nasıl kuruluyor? Büyük üçlü, tam dörtlü gibi bütün aralıkları anlattığım, bu aralıkların nasıl kurulduğunu anlattığım bir videom vardı. Aralık bilgisi diye. O videoyu da yukarı kartlara bırakıyorum. Eğer aralık kurmayı bilmiyorsanız o kartlardan da o aralık kurmayı öğrenebilirsiniz. Ona göre de kendiniz çalışabilirsiniz. Eksik olduğunuz konuları farklı seslerden o aralıkları oluşturarak çalıştırabilirsiniz. Büyük ikili ve küçük ikiliden kısaca yine bahsedeyim. Piyano üzerinde bahsediyorum. Piyanoda siyah tuşlar ve beyaz tuşlar var. İki beyaz tuşun arasında bir tane siyah tuş varsa o tam ses olur. Yani büyük ikili olur. Ama burada mi fa ve si do var mesela. Bu iki aralıkta yani mi fa ve si do aralığının ortasında siyah tuş yoktur. Bunlar da küçük ikili olur. Ve birbirine yakın olan mesela do do diyez, re re diyez ya da sol sol bemol, la la bemol gibi aralıklar da küçük ikilidir. Dediğim gibi bunları bilmiyorsanız önce o aralık bilgisi dersini çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu biliyormuşsunuz olarak kabul ediyorum. Ona gittiniz, çalıştınız ve biliyorsunuz olarak kabul ediyorum. Büyük ikililerle başlıyorum. Sınava girdiğinizde çift sesli dediğim gibi bu aralıklar çıkar. Zaten başka bir aralık çıkamaz. İkili aralıkların yani çift sesle sorulacak bütün aralıkları size göstermeye çalışıyorum aslında. Hangisinde eksiniz varsa ona yönelerek çalışıp onları tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi büyük ikili basıyorum. İki sesi aynı anda basılıyor. Önce kalın sonra ince ses veriliyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz derslerde anlatmıştım. Tekrar basıyorum. Na na do re. Bu büyük ikili bir aralık. Bu büyük ikili de genelde ra, ra, na, na. Eskiden böyle bir Charleston şarkı vardı. Nurhan Damcıoğlu söylüyordu galiba. YouTube'da falan da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela garson şarkı getir, garson şarap getir, garson bira getir. Böyle bir Charleston şarkı vardı. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Büyük ikili aralıkların tamamı. Bu şarkıdan aklınızda tutabilirsiniz. Na 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 na. Mesela bu büyük ikili bir aralık. Başka bir büyük ikili soracağım. Bir daha basıyorum. Na na mi fa diyez. Bastığım sesler de bunlar. Na 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 ra pa pa da 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 ra pa pa. Büyük ikili. Başka bir büyük ikili soruyorum. Bir daha basıyorum. Na na re mi. Yani
Bu şarkıyı biraz kafanızda tutarsanız ikili basıldan büyük ikili, küçük ikili bu şekilde ayırt edebilirsiniz. İkillere, büyük ikillere biraz daha devam ediyorum kulağınız alışsın diye. Çünkü biraz sonra bir deneme yapacağız beraber. Başka soruyorum. Bir daha basıyorum. Na sol la na ra pa pa ta 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 ta. Başka büyük ikili basıyorum. Bir daha basıyorum. Bu bastım. Do diyez, re diyez. Büyük ikili. Son bir büyük ikili basacağım. Sonra küçük ikiliye geçiyorum. Bir daha basıyorum. Büyük ikili. Şimdi küçük ikiliye geçiyorum. Küçük ikiliyi aslında daha rahat duyarsınız diye düşünüyorum. Çünkü gerilim filmleri, korku filmlerindeki o gerilim sahnelerinde olan müzik küçük ikili. Mesela. Küçük ikili. Ya da başka bir tane daha basalım. Bir daha basıyorum. Siz de vermeye çalışın bu arada. Küçük ikili. Başka bir küçük ikili daha. Bir daha. Diyez ya da re mi bemol aynı ses anarmonik sesler. Anarmonik ne demekti? Kısaca onu da yeri gelmişken böyle bir genel kültürünüz olsun diye anlatayım. Anarmonik isimleri farklı, sesleri aynı notalara deniliyor. Mesela re bemol ya da pardon mi bemol ya da re diyez. Anarmonik sesler aynı. Na bu aynı re diyez ya da mi bemol de diyebiliriz buna. Mi bemol isimleri farklı ama aynı ses. Ya da do diyez re bemol gibi. Do diyez, re bemol, aynı ses, isimleri farklı. Teori üzerinde yazarken o farklı isimleri kullanmamız gerekiyor. Pratikte fark etmiyor, aynı yere basıyoruz. Teoride de aslında aynı yer ama re bemol dediğinizde başka bir ton olabiliyor. Do diyez dediğinizde başka bir ton olabiliyor. Orada anarmonik sesleri etkili. Onun için ikisini de kullanmaya çalışacağım. Başka bir küçük ikili soruyorum. Bir daha. Fa diyez ya da fa sol bemol. Son bir tane daha küçük ikili soracağım. Sonra mini bir deneme sınavı yapacağız beraber. Bu zamana kadar gördüğümüz bütün aralıklardan. Bir daha basıyorum. Na na.
sol diyez la la bemol la aynısı na 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 küçük ikili. Büyük ikili neydi? Mesela bu sol diyez la sol diyez la sol diyez la na 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 bu küçük ikili. Sol la yapalım yani büyük ikili. Biri bu. Sol diyez la sol la ta 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 na na na. Arada çok küçük bir yani yarım seslik bir fark var ama duyulamayacak bir fark değil. Ne kadar çok pratik yaparsanız, ne kadar çok çalışırsanız o kadar daha kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben size iki sesleri niye bu şekilde veriyorum? Görün, eksiğiniz ne? Atıyorum kiminiz büyük ikilileri yapamıyordur, kiminiz küçük ikilileri yapamıyordur. Mesela benim bir öğrencim var. Do, la sesini, yani büyük altılıyı. Niyeyse diğer büyük altılıları yapıyor. Do, la'ya geldiğimiz zaman hata yapabiliyor. Sizin de böyle küçük hatalarınız olabilir. Onun için diyorum ki farklı aralıklarla, farklı seslerle de bu aralıkları oluşturup eksiğiniz hangisindeyse bu şekilde çalışın. Deyin ki mesela aa büyük ikilide ben yapamıyorum. Ya da büyük ikiliyi do, re'de, işte ne bileyim fa, sol'de doğru yapıyorum ama re, mi'de yanlış yapıyorum. Gibi eksiklerinizi görün, onları tamamlayarak ilerleyin diye. Çift sesle size sorabilecekleri bütün çift sesleri vereceğim. Yavaş yavaş beraber ilerleyeceğiz. Eksiklerinizi gidererek ilerlemenizi tavsiye ederim. Eksiklerinizi aman ben tamamlarım deyip görmezden gelerek lütfen ilerlemeyin. Şimdi mini bir sınav yapalım. Büyük 2, küçük 2, büyük 3, küçük 3, tam 4, tam 5, büyük 6, küçük 6. 8 tane aralık var. Her birinden ikişer tane soracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane çift ses soracağım. Bakalım kaçını doğru yapıyorsunuz? Ne kadarını doğru yapıyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazın. Deyin ki işte 16'da 14, 16'da 15, 16'da 16 ne kadar doğru yapıyorsanız kaçta kaç yaptığınızı aşağı yazarsanız sevinirim. Şimdi başlıyoruz. Dediğim gibi her birinden ikişer tane soracağım. Karışık soracağım. Onun için iyi dinleyin. Bir daha basıyorum. Na na do mi büyük üçlü. Na na. Başka soruyorum. Bir daha basıyorum. Na na korkma İstiklal Marşı korkma mi la tam dörtlü. Na na başka bir tane soruyorum. Bir daha basıyorum. Küçük üçlü hatırla sevgili küçük üçlü na na başka soruyorum bir daha basıyorum. Son kez basıyorum. Na na mi si ılgaz tam beşli ılgaz Anadolu'nun tam beşli bir aralık. Bir daha basıyorum. Na na garson da ra pa pa do re yani büyük ikili. Başka bir tane soruyorum. Bir daha basıyorum.
la bemol. Asla küçük altılı, asla vazgeçemem senden asla. Küçük altılı na na. Devam ediyoruz. Bir daha soruyorum. Küçük ikili. Mi fa. Bir daha. Son kez. Na na işte ferahlık. Demişti ki bir reklam var, onun müziği. Büyük altılı. Re si. Re si. Na na işte ferahlık. Büyük altılı. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Na na re fa. Hatırla sevgili küçük üçlü. Na na re fa. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Si bemol re na na. Büyük üçlü. Bir daha basıyorum. Küçük ikili. Na na. Ne soralım? Bir daha. Tam dörtlü. Devam ediyoruz. Bir daha. Na fa sol da son ra 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 ra. Büyük ikili. Devam ediyoruz. Ne soralım? Bir daha basıyorum. Tam beşli. Devam ediyorum. Bir daha basıyorum. Asla mi do, yani küçük altılı. Na na ve son çift sesimiz geliyor.
Bir daha basıyorum. Büyük altılı. Do ya büyük altılı. Evet, tamamı bu kadardı. Sorduğum seslerin tamamı bu kadardı. Büyük altılı, küçük altılı, büyük ikili, küçük ikili, tam dörtlü, tam beşli, büyük üçlü, küçük üçlü aralıklar sordum. Her birinden ikişer tane sordum. Yani 16 tane çift ses sordum size. Aşağıya kaç doğru yaptığınızı, kaç yanlış yaptığınızı söylerseniz çok sevinirim. Ben de oradan sizin ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaptığınızı dediğim gibi takip ediyorum. Bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Temelden dikte çalışmalarımız geliyor, devam edecek. Eğer üniversitede okuyorsanız müzik teorisi dersleri var. Onları oynatma liselerinden yine ulaşabilirsiniz. Bunlar gelmeye devam edecek. Onun için bu tarz içerikleri kaçırmamak istiyorsanız, yani benim işime yarıyor bu içerikler ve kaçırmak istemiyorum diyorsanız, aşağıdan lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ki ben abone olup bildirimleri açarsanız video paylaştığım anda size bildirim olarak gelecek ve işinize yarayan videoları kaçırmamış olacaksınız. Bu videomu ve diğerlerini de beğeniyorsanız, izlediğiniz zaman beğen butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar.